Yatırımda deneyimin adresi Gedik Yatırım sunar. Ee, Serdar Saatçı, şimdi iki maçtır çok iyi idare etti. Yani bunu söylemek lazım. Yani bu Serdar'ın iki maçta yaptığı çok iyi idare etmek. Çünkü şöyle, şimdi Altay maçında inanılmaz eksikler vardı. Ajax maçında inanılmaz eksikler vardı. Ve Beşiktaş normalde oynamadığı oynamadı oyun oynadı. Yani gömülü savunma. Ee, iyice işte orta san, hatta Santa For'un şuraya yapıştığı, işte daha çok pozisyon vermemeye dayalı bir oyunu vardı. Hem Altay hem de Ajax maçı mecburen eksiklerden dolayı Beşiktaş. Hani Beşiktaş'ın B takımı bile yoktu sahada o maçlarda. Ama bu maç Serdar Saatçı'nın ilk kez Beşiktaş stoperi gibi oynadığı maç oldu bence. En değerlisi bu o yüzden. Çünkü Beşiktaş normalde oynadığı oyun oynadı. Ve Serdar Saatçı şurada değil, şuralarda da oynadı. Hatta bir pozisyon var. Ee, bu arada hani şey çok güzel bir görüntüydü. İdo ile birlikte tandemde ikisi de benziyor. Ve da benziyor. Ee, bir tane pozisyon var. Driplikle çıktı. Şurada topu kazandı. Devam etti. Şuraya aktardı. Evet, Hala evet, evet. koşuya devam etti. Ve hani e, şutsun Rozier'in tamamlamaya çalıştığı pozisyondan bahsediyorum ki sonrasında gol de geldi. Hani ilk bu aslında gol böyle bulunuyordu. O Serdar Saatçı'nın Beşiktaş Stoperi'nin yapması gerektiği gibi hücuma katılması, oyunu yönlendirmesi çok değerli. Hani ilk kez bu maçta Beşiktaş Stoperi gibi oynadı. Ee, bu bakımdan çok değerli bir kazanım. Ee, ben de şeyi söyleyeyim. Beşiktaş'ın Sivasspor'a Spor'a neyi yanlış yaptırdığını. <laughs> e, şimdi bir kere Sivas Spor'da e, Faysal Fajr ya da Faysal Fahir nasıl söyleniyorsa. Fajr deniyor. J'yi söylüyorlar sanırım. İşte Faysal. Bu da Faysal diyeceksin ne Fajr diyorlar J orada Fas gibi tamam. ama Faysal. Tamam. Faysal bu takımın pas organizasyonunda birinci sırada. En çok pas yapan ve en çok isabetli pas yapan oyuncusu. Onun olmamasını çok iyi kullandı. İşte o merkezdeki hiçbir e, iş yaptırmaması Sivas'a. Bunun yanında bir de Sivas'ın pas organizasyonunda normalde Uğur ve Ahmet var. Kanal bek oyuncuları. Abi bu maçta onlar da girmedi pas bağlantısına. Bu maçta en çok pas yaptırdığı Beşiktaş'ın Gutas ve Hakan Arslan ve aynı zamanda maçın en çok pas hatası yapan oyuncusu oyuncuları da yine Gutas ve Hakan Arslan. Yani pas organizasyonu içerisinde olmayan oyuncudan çok iyi faydalandı. Diğer oyuncuları pasa sokmadı. Pasa soktuğu oyuncuları da pas hatası yaptırdı. Ki ikinci golde kapılan top sonra hani Necip'in yani çok akıllıca yaptığı bir şey. Yani şöyle duruyordu Necip, şöyle iki oyuncu arasındaydı, şurada top. Yani şöyle bir hareket yapıp, şu pas arasında kendisini gösterip, sonra Rıdvan'ın önüne bıraktı. Yani ba basitlik dediğin, Hı -hı. Hani vurgulamaya çalıştığın o basit iş bu işte. Kendini göster, tek de bırak. Zaten hani şimdi biz pozisyonu şöyle Rıdvan ne kesti be, Güven ne vurdu be? diyoruz da. Yani o Necip'in o basit yaptığı Hı -hı. iş var ya. Diğer ikisini o kadar yapma yani o ikisinin yeteneğini o açığa çıkaracak pozisyonu hazırladı. Yani Necip bunu zaten sürekli yapsa 3 sene önce eyvallah demişti, gitmişti. Ama evet. yapabiliyor işte yani basit oynayan oyuncunun da böyle avantajları var. Orada Hakan falan inanılmaz kötü yerleşti. Yani o ikinci golde Sivas savunması Hakan Güvenle şurada beraber koştular. Sonra şöyle ayrıldılar. Hayatımda böyle bir adam paylaşımı görmedim. Şurada da Gutas vardı. Rıdvan'a pas geldi ya. Sonra güven doğru yere koştu. Ve büyük ihtimalle şunu düşündü. Acaba bu savunmadan nasıl kurtulurum? Hani arkaya Çünkü baktı böyle bir arkada kim var. Hakan da buraya koştu. Gutas da burada durdu. <laughs> güven burada bir anda kendini iki oyuncunun arasında buldu. Orta gelince stoper, belki Gutas değildir stoper diyelim ona. Buraya koşu yaptı ama güven için artık geçmiş olsun yani. Kafayı bir de yani orada o kadar yanlış oturduğunun Sivas savunmasını şuradan anlarız. Normalde bu kafayı oyuncu sert vurur. Hani şiddetli kafa vurmaya çalışır. Güven estetik ve kafa plasası. Evet çevirerek vurdu. O kadar rahat vurdu. Çünkü biliyordu buradan kimse gelmeyecek. Yani psikolojik oyuncu, oyuncu şunu düşünür. Lan bu kafayı çevirirsem buradan da bir kafa gelir çarpışırız falan. Onu düşünmeyen Beşiktaş kadrosunda bir oyuncu vardı. Mustafa Pek demek. O yüzden sürekli kafa göz yarılıyordu. Hmm. Güven onu düşünmedi çünkü kimse gelmedi. Ha o yanlış yerleşmeyi de belki o Beşiktaş'ta işte Necip'in teki yaptı. Onu kimse düşünmüyordu o hareketi orada. Tek de bütün yerleşimi bozdun. Rakibi de iyi bozdu. Hakem bu maçta da vardı. Ama bence Galatasaray maçı kadar çok konuşulacak bir şey yok. Sergen Yalçın'ın kırmızı kartı doğru. Sergen Yalçın da doğru dedi. Yo e, zaten zaten Beşiktaş'ın gördüğüm kadarıyla itirazı vücut dili hakemin. Yani hani, o zat ya. o oh yani yoksa karardan ziyade hani izlemeyen ol, olursa Galatasaray bölümünü sadece ben Beşiktaşlı'yı, Beşiktaş bölümünü izlemiyorsa hakemlik müessesesi orayı için tekrar evet. edelim. Hakemlik kurumu Türkiye'de zaten e, şey çökük bir yer Çünkü yani. Çünkü hani Kaygan it, bize itirazın olduğu noktada can yerde kalıyor. Evet. Ee, Sergen Hoca ona itiraz ediyor evet. şuradan. Şurada oyuncu yerde normalde hakem önce yerdeki oyuncu. önce hani sağlık gerekiyor mu gerekmiyor hakem ona hakem bakması lazımken hakemin gözü e, Sergen Yalçın'da yani önce bir bak hani bir şey var belki adamda. Hani oyun şey, oraya sazlı girsin. Hemen acaba bana şey. bir şekil yapılıyor mu kenardan hep diye aynı, gözü hep kenarda. Aynı. Sergen Yalçın'a da, vü, da aynı. vücut dili, dili sıkıntılıydı. Yani, hakemlik müessesesi, hakemlik kurumu Türkiye'de eee bayağı böyle tüm kurumlar arasında, futbol dışı kurumlar arasında da sondan birinci ya da ikincidir. Yani güven açısından. Hani hiç güvenilmez. Güven veren bir şey de yapmıyorlar. O yüzden hakemi konuşalım da tamam hakemin verdiği karar şöyle bakarsak olaya bu olay Premier Lig'de ise hakemin verdiği karar doğru. Ama hakem bir doğru karar verdi diye hakem çok iyiydi de diyemeyiz. Çünkü onu doğru yaparken arkada 50 tane işi kötü yapıyorlar. Bu maçta yapmıyorlarsa başka maç. Yani Türkiye'de hakemlik mevzusu yıkılıp baştan düzenlenmesi gereken bir şey. Milli takım teknik direktörü yabancı. Hakemlerin hocası yabancı. Yabancı futbolcularımız var. Konuşuyoruz işte burada bir sürü. Yabancı teknik direktörlerimiz var. O zaman artık yabancı hakemlerin zamanı geldi. Çok net söylüyorum yani. Yabancı hakem zamanı çok 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 net geldi. Hatta yabancı yönetici zamanı bile geldi ülke futbolunu yönetme açısından. Hani çünkü İngiltere'de bu sistem var İngiltere, En azından denemiyor. ya. Bir etmezsin. Şey İngiltere'de seyoluk yani. sistemi var. Adamlar para maaşını veriyor, CEO'yu getiriyor, ülkeyi yönetiyor. İngiltere evet. kötü mü? Buyurun bakın İngiltere futbolu maaşlı CEO'lar tarafından yönetiliyor. Bizde de bu işe doğru önce hakemden başlayıp sonra yönetici kısmına doğru gitmek lazım. Çünkü olmuyor artık yani. Hele Liverpool City maçını izledikten sonra burada maç izleyince ya bir Bologna Lazio maçının yarım saatini izledim. Aynı anda Yeni Malatya Hatay maçının yarım saatini izledim. Yani gerçekten hani Böyle bir şey oldu ya, böyle metabolizmam bozuldu ya. Gerçekten bak, hiç... Vallahi canım sıkıldı. Bir de bahsettiğim Bologna biliyor musun? Bologna'nın yani İtalya'da orta sıra bir takım dersin. Öyle güzel futbol oynuyor ki, öyle futbola dair her şeyi yapıyor ki adamlar. Sonra dönüp bizim orta sıra takımları izleyince, ben diyorum ne oldu ya, nereye geldik ya, nereye hani, Nasıl oldu bu iş diyorum. Beşiktaş maçından buraya nasıl geldik? Yani ben yani, Neyse, futbolu... Avrupa futbolu demişken Güven Yalçın Bak bak. Lacazette. 20 dakika ya, çok uzun bir süre değil yani. Sadece hani şey değil, zaten instansız kalptan topu dokunuşuna bile baksan yeter. ne demek istediğim anlaşılacaktır. Peki. Böyle. Beşiktaş'ta işler en azından milli araya iyi girildi. Tabii. Kazanarak girildi diyelim. Var mı eklemek istediğim bir şey? Yo tamam mı sanki? Bakıyorum. Bu haftayı da bu şekilde Beşiktaş'ta Aynen. tamamladık. O zaman ağzına sağlık. Senin de sağlık. izleyenlere de teşekkürler. Evet, gedik Yatırım'ın sunduğu Çekirdekçi Tayfa bu haftada tamamlandı. Yeni haftalarda yeni maçlarla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 30 yıllık tecrübesiyle yatırımlarınızı yöneten Gedik Yatırım sundu.